Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Merhaba. 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 Evet, merhabalar. Hi. Merhaba. Koronavirüs hayatınızı nasıl etkiledi? Koronavirüs hayatımı çok fazla açıdan etkiledi. Hayatımı nasıl etkiledi? Öncelikle hayatım durdu. Korona hayatımı durdurdu. Koronavirüs tabii ki herkeste olduğu gibi benim de hayatımı çok etkiledi. En son rahatça evden çıktığım tarih 13 Mart. Yani yaklaşık bir aydır karantinadayım. Yaklaşık 20 gündür İzmir'deki evimde karantinadayım. Daha doğrusu kendi kendime karantina uyguluyorum. Çünkü çok işte fena, evden çıkamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum, çok sıkılıyorum, ne yapacağız, böyle gitmem. 3,5 yaşından beri hayatımda ilk defa bu kadar uzun süredir evdeyim. Bu süreçte sürekli evdeyiz. 7/24 evdeyiz ve birbirimizi boğazlamamıza çok az kaldı. Sonuçta bence kimse bir insanı ne kadar severse sevsin 24 saat maruz kalmak dünyanın en zor şeyi bence. Normalde rahatsız olduğum kalabalıkları özlüyorum. Sürekli depresif bir ruh hali içerisindeyim ve bu sürecin ne zaman biteceğini bilememek buna sebep oluyor. Şehrin bu denli sessiz olması biraz tedirginlik veriyor insana. Ama şu anda Hollanda'dayım ve burada yeni yerleri keşfetmek, işe sosyalleşmek, birçok kültürü tanımak için dışarı çıkıyordum, arkadaşlarımla buluşuyordum. Yani hayatımı çok kötü etkiledi. Zaten toplum olarak üzerimize rehavet çöktüğünü düşünüyorum evde bir o yana bir bu yana bayılmaktan. Böyle diyoruz ki bir şey yapalım. Niye yapalım ki? Bir işimiz yok. Zor günler, yani zor hayatımızın her alanı değişti. Ve bu bizi bence psikolojik olarak çok etkiliyor. Kız arkadaşımı göremiyorum, arkadaşlarımı göremiyorum. Son 3 haftadır gördüğüm insan sayısı 2 elin toplamını geçmiyor. 2 elin parmaklarının toplamını. Artık Aliye'deki işlemler durdu diyebiliriz. Petrol arzının durmaması için Cumhurbaşkanımızın verdiği bir kararnameyle işimize gidip gelebiliyoruz. Hemen hemen organizasyonlarımızın hepsi ya ertelendi veya iptal edildi. Usually I am abroad at a competition, the biggest competition in synchronized skating, and that has been cancelled. So there are a lot of disappointed athletes at this time of year. Bu sene biz dünya şampiyonasına gidecektik takım olarak. Çok çalışmıştık. O yüzden gidemeyince çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık. İçinde bulunduğumuz durum kaygı seviyemizin artmasını, öncelikle kendimiz, sevdiklerimiz başta olmak üzere tüm insanların sağlığı için endişe eder duruma gelmemize neden oldu. Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. Günlük stres seviyemi kesinlikle arttırdı. Çünkü her akşam oturup haberleri izliyoruz. Yeni ölüm sayılarını, yeni vaka sayılarını takip ediyoruz. Hiç dikkatimizi normal hayatımızda çekmeyen şeyler artık birer aslında tehlike unsuru haline geldi. Babaanneme, dedemle yaşadığım için daha da zor oluyor çünkü taşıyıcılık durumum olabilir diye. Tabii ki sevdiklerimizin başına bir şey gelmekten korkmaya daha fazla korkmaya başladım. Sigarayı bıraktım. Bu korkudan dolayı işte hani akciğerler pnömoni olabilir vesaire diye. Sigarayı bıraktım. En yakın arkadaşımla sürekli FaceTime yapıyoruz. İşte o da bıraktı. Yani olduğum durumdan memnun muyum? Asla. Ben çok severim temas. Yani sevdiğim insanı böyle hani sarılayım, onu göstereyim sevgimi. Buydum ben. Şu an istesem de yapamıyorum bunu. Evet, özgürlüğümüz kısıtlandı. Sevdiğimiz insanlara sarılamaz, onları göremez. Sevdiğimiz arkadaşlarımıza bir arada olamıyoruz. Ama bunun yanında olumlu taraflarına da bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar dışarıya kapansak da içimize açıldık. Bana öyle geliyor. Benim için öyle oldu. Dünyanın
evine çekilmiş olması demek bir yandan da doğaya kendini yenilemek için süre tanımak demek oldu. Hani hayatımda mesela bir gitar olduğunu fark ettim. Ve o gitarı bir yıldır çalmadığımı fark ettim. Ve çalmaktan son birkaç gündür buralarım yara oldu. Ve gerçekten gitar çalmaya ihtiyacım varmış ve bunu sürekli erteliyormuşum. Eskiye göre ben açıkçası kendi adıma çok daha iyi hissediyorum. Çünkü yaptığım işten dolayı pek kendime, kendi hobilerime veya ilgi alanlarıma zaman ayıramayabiliyordum. Ve hep yine ertelediğim, ya bugün değil sonra ya bıraktığım romanımı yazmaya başlamış oldum. O hayattan birazcık sıyrılıp hani gerçekten benim için nelerin önemli olduğunu anlama aşamasındayım. O yüzden aslında benim için küçük bir mola gibi oldu. Beni olumlu yönden etkiledi. Her ne kadar dünyayı kötü yönden etkilemiş olsa da. Lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta tatil edilecek. Daha sonra 23 Mart tarihi itibariyle de uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacaktır. İlk böyle iki hafta okulumun tatili olduğunu duyunca hani bu beni biraz sevindirmişti açıkçası. Son dönemim mezun olacağım. Okula son kez gittiğimi farkında değildim. Arkadaşlarımı son kez göreceğimi düşünmüyordum. Doğal olarak ben de yurdu apar topar bırakıp evime geldim. Normalde 3 haftalık bir tatil olması beklenirken bu uzadı. Çok eşya almadan Ankara'ya ailemin yanına döndüm. Yani Ankara'ya ve Bilkent'e hoşça kal demeden, hoşça kal demek zorunda kaldım. Veda etmeye hazır olmadan. Açıkçası bahar döneminin tadını çıkarmaya vakit ayırarak, arkadaşlarımla daha çok vakit geçirerek, Mayfest'i, son Mayfest'i düşünerek ya da mezuniyetimi planlayarak geçirmek çok isterdim. Şikayet ettiğimiz okulu bile çok özlüyoruz. Okulum da tam olarak bilmiyor tabii ki ne yapacaklarını. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Online dersler çok garip ve anlamsız geliyor açıkçası. Alışık olmadığım için kolay değil. Hani ben hocalarla yüz yüze konuşmayı, yüz yüze soru sormayı, yüz yüze cevap almayı tercih ederim her zaman. Ve online derslerde gerçekten kendini toparlayıp derse odaklanabilen bir insan var mı çok merak ediyorum. Mesela matematiği çok iyi anlayamıyorum. Ekran üzerinden daha da zor oluyor. Daha çok kafa yormak gerekiyor. YKS'nin 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılmasını karara bağladık. Üniversitenin erteledikleri için de tabii yani zaten zor bir süreç, bir ay daha uzamış oldu. Süper de olmadı yani, ne söyleyeyim. Düşünüyordum ben hani üniversite sınavına hazırlanıyorum ve çalışmalıyım gibi düşünüyordum. Çünkü hayatımda başka bir şey yoktu. Sınav hakkında çoğu şey net değil. Verilen tarihte sınavın yapılmayacağı çok belli mesela. Ne olacak, ne bitecek biz de bilmiyoruz. O yüzden dönem olarak büyük bir diken üstündeyiz. Aslında vatandaşlar olarak biz de bunun kurbanıyız. Ve bizim alabileceğimiz önlemler de bir yere kadar. Gerçekten bu virüsten dolayı çok fazla bilinçlendik. Hepimiz hijyene hiç olmadığımız kadar dikkat ediyoruz. Bana yaklaşma. Bir metrelik alan bırakmaya da oldukça özen gösteriyorum. Hani birisi bana yaklaşacak olursa ani bir geri çekilme, hop 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 falan moduna geçiyorum. Virüse karşı ne gibi önlemler oluyor? Tenha yollardan yürümeye gayret ediyorum. Ya da karşı taraftan birisi geliyorsa direkt yönümü değiştiriyorum. İnsanlardan kaçıyorum. Also, when you go on walks, I notice that as I'm walking down the street, if somebody's on the same side of the street as me, one of us will walk onto the road or cross the street. So, social interactions with people that we don't know well have changed also. EFT havale gibi şeylerle bir şekilde ödemeleri yapmaya çalışıyoruz. Online ödemeleri yapmaya çalışıyoruz. Olmuyorsa da işte nakit olmadan, kredi kartıyla işte şu klik denen şeylerle yapmaya çalışıyoruz. Kolonya kullanmaya başladım çok ciddi derecede. Hani evde aslında bir risk olmasa bile kokusu da hoşuma gidiyor. Geçen gün şey fark ettim, o biraz komik geldi bana. Bir el dezenfektanımı başka bir dezenfektanla temizlerken kendimi buldum. O noktada birazcık abarttığımı fark ettim. Ben zaten dezenfektanla gezen biriydim. Çıkarken de mutlaka eldiven ve maske kullanıyorum. En önemlisi eve girdiğinizde elinizi yıkayın. Hani elimizi yıkamak o kadar da zor bir şey değil ve bunu asıl bu zamanlarda bu kadar arttırmaya başlamamız da normal değil. El yıkamak uzun zamandır olan bir şey. Artık elim yıkamaktan aşındı, kurudu. Sürekli yıka, dezenfekte, kremle yıka, kremle yıka, kremle modundayız.
artık domestos kokusundan falan ciğerlerimiz mahvoldu yani. Babam çalıştığı için eve genellikle markete onu yolluyor. Yani kendi gidiyor markete. Çok fazla yığılmış ürün vardı. Depolardan getirmişler stokları. Çünkü insanlar bazen paniğe kapılıp çok fazla ürün alımı yapıyordu ve yetişemiyorlardı artık marketler. Kasiyerlerin kasalarının önünde camlar var. Dışarıdan gelebilecek olan partikleri virüsleri engellemek adına. Süreçten sonra döndüğümde bütün poşetleri kapının önünde, daha doğrusu antrede açıyoruz. Poşetler hiçbir şekilde içeriye girmiyor. Eve getirdiğimiz temel ihtiyaçlarımız ya da aldığımız ürünleri dezenfekte edip öyle yerlerine yerleştiriyoruz. Geldiği gibi kapıda bütün kıyafetler steril bir şekilde balkona havalandırmaya alınıyor. Kimsenin evine misafir gitmiyoruz. Misafir daha almıyoruz evimize. Kesinlikle arka arkaya hasta almayacağımızın garantisini verebilirim. Ben almayacağım en azından. Daha geçen gün işte birbirlerine çok yaklaşan iki insan sırf yani yaklaştıkları için ve ağzlarına maske olmadığı için birbirleriyle tartıştıklarını duydum. Biri çok rahatsız oldu bu durumda. Araçta gidip gelirken kimin nereye oturacağı, maske kullanıp kullanmayacağımız yerler, bunların hepsi düzenlenmiş konumda. Zaten evden çıkmamak en büyük çözüm diye düşünüyorum. Sosyalleşmek istiyorum, dışarı çıkmak istiyorum. Dışarı çıkmak istiyorum. Ama evde. Yani sinemaya gidebilmeyi, arkadaşlarımla görüşebilmeyi, işte yürümeyi, sokakta gezinmeyi, fotoğraf çekmeyi, bunları özledim. Ne bileyim, konserlere gidebilecek miyiz? Maçlar izleyebilecek miyiz? Yani normal alışkanlıklarımıza ne zaman, nasıl döneceğimiz, gerçekten dönebilecek miyiz? Ne düzeyde dönebileceğiz? Bunları aslında çok merak ediyorum. Böyle camdan dışarıyı seyrederek hayatımı geçirmeye çalışıyorum. Hayatım geldi, saçma zaman bakıyor.